Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Emre. Bugün çok güzel bir siteyi tanıtacağım. Crosshair ayarlama sitesi. Burada istediğiniz gibi kendinize özgü, kendi zevkinize kalmış bir crosshair ayarlayabiliyorsunuz. Hemen şu aşağıda haritalar var. Buradan istediğiniz haritayı seçebiliyorsunuz. Ben genellikle daha Skillon kullanıyorum. Ve çoğunuzun istediği şu uzaktaki adamları daha rahat vurabilmek için crosshair'ler. Bu arada ben oyunda da göstereceğim yapıp. Öncelikle sitede büyük gösteriyor ya da küçük gösteriyor, tam anlayamadım. Oyunu biraz göstermiyor, yani oyunu yansıtmıyor. Evet, şu crosshair'inizi şöyle oynatıyorsunuz ya, adamın üstüne gelip ya da herhangi bir yere gelip sol tığa basarsanız o orada donuyor. Ve hemen yana geçelim. Alpa dediği bu alpa ne? Alpa şey, bulanıklığı yani opaklığı. Ben bu sabit kalsın. Evet, thickness dediyse kalınlığı. Onlara dur, şimdi geçmeyeyim. Evet, gap nedir? İçin açıklığı. Allah. Thickness. Ha. Thickness şöyle bir kalsın. Evet, gap içinin açıklığı şöyle. Bunu fazla abartmayın bu arada. Yani, tabii kendinize kalmış. Ben bunu genellikle 3 olarak kullanıyorum. Şöyle dur, direkt yazayım. Evet, 3 bence ideal bir rakam. Size ise boyut. Crosshair'inizin boyutu gördüğünüz gibi. Bu tabii yine kendinize kalmış ama ben bunu 5'te daha rahat kullanıyorum. Thickness'a gelelim şimdi. Ben bunu fazla... tamam. 2,5. Dur, hatta 2,2 falan oluyor mu? 1... Dur. Değer arttıralım. 1,5 böyle oluyor. 2 böyle oluyor. Evet. 2 tam ideal. Yani bu uzaktaki adamları değil de böyle... Yani kuraseğinizin belli olmasını sağlıyor en azından. Yani ben böyle ayarlıyorum. Outline. Bunu disable'mış. Enable yapalım. Bu neydi? Oo, bak bu şey. Koyuluk falan veriyor. Bu gerçekten işe yarayabiliyor. Kuraseğinizin daha belirgin olmasını istiyorsanız. Ben bunu şöyle bir sıfır var değil mi? Tamam, ben bunu bir 1 yapayım. Böyle yaparsam güzel olabilir. Bu arada size'ı bir 4 yapacağım. Çünkü burada büyük gözüktüğüne bakmayın. Gerçekten küçük oyunda. Pardon. Tam tersiydi galiba. Burada küçük gözüktüğüne bakmayın. Oyunda büyük diyecektim. Tamam. Burada dot ve içine nokta falan koyabiliyorsunuz. Bu arada hiçbir kod yazmıyorsunuz. Kodunuzu kendi oluşturuyor gördüğünüz gibi aşağıda. Şöyle için noktalı yapmayalım. Ve burada şey var. Hazırlar var. Ben bunları tabii şimdi seçmeyeceğim. Ayarladık. Kapatalım onu. Steam'den mesaj geliyor. Çevrim için almamışız. Burada default var, klasik var ve dinamik var. Bunları kendinize göre ayarlayın ama bunun site başlangıcında kalması iyi. Burada rengi var. Rengi yine kendinize göre ayarlayabiliyorsunuz. Sarı var. Ama en belirgini yeşil tabii ki. Bu da diğer renklere kayıyor yavaştan. Bu İşte böyle kendinize göre ayarlayın diyeyim. Bu oyuna nasıl yapacağız derseniz, üstteki şeyi kopyalamayın. Evet, buradaki kodu kopyalayın. Ctrl+C ya da şöyle sağ tıklama kopyala deyin. Bunu kopyaladık. Şimdi hemen oyunumuza geçelim. Şöyle, evet, oyuna geçtik gördüğünüz gibi. Bu arada videoyu durdurmadım. Devam ediyor hala. Şöyle hemen crosshair'imizi yazdık ve gördüğünüz gibi bu map ne lan? Yanlış map açmışım herhalde. Şöyle MP Freestyle 2 Clear yapalım. Gördüğünüz gibi yani crosshair'imiz çok güzel oldu. Çok eşli duruyor. Bu arada Deagle crosshair'i gibi duruyor şu an. İsteyen varsa yine yorumlara yazarım. Botlar coştu. Yorumlara şey, pardon, açıklamaya şu anki crosshair'i koyarım. Şu an kullandığım, kendi yaptığım. İsteyen varsa. Zaten koyacağım da yani isteyen kullansın demek istiyorum. Yani, Deagle'ı falan gerçekten güzel kullanabilirsiniz. Anladım. İşte video bu kadardı. Dediğim gibi oyunda biraz daha büyük ya da küçük oluyor. Tam Stereck gibi olmuyor yani, Stereck gösteren gibi. Tabi oyun çözünürlüğü oranın çözünürlüğü aynı değil çünkü. Evet, yani Crosshair böyle kısaca. Videoyu izleyen herkese teşekkürler. Şöyle ben Deagle'ı göstereyim hemen. Allah, Deagle olacak. Tamam.
Gördüğünüz gibi Diggle'la tam uyuşan Crosshair. Bu arada çözünürlüğüm, ben normalde şey oynuyordum. Neydi o? 1024'e 768 oynuyordum. Ama videoda işte çıkmıyor diye şey yapmıştım. Pardon, çözünürlüğü değiştirdim. Normalde 4-3 oynuyorum. 4-3 oynaması da bu arada daha iyi bence. Adamlar daha net oluyor. O yüzden yani bu çözünürlüğe geçince de adam vuramıyorum. Eğim bile alamıyorum. Evet, neyse, bu videoyu izleyen herkese teşekkürler. Site linki ve Crosshair'im açıklamada var. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bu arada videoyu beğenmeyen varsa beğenirse çok sevinirim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın ve bay bay.